Terra Classic ve diyor USDC bu yıl Terra'dan daha iyi performans gösteriyor. Geçiş yapmalı mısınız şeklinde ifade ediyor. Bunun üzerine konuşacağız. Durumdan bahsedeceğiz. Şimdi Lunge'un ve USDC'nin doğru yani Luna'ya göre tabii performansı daha iyiydi yani her bakımdan performansı daha iyi olarak karşımızdaydı. Bunlar arasında kıyas yapılır mı? Yapılır. Sonuçta bunlar riskli varlıklar, yani riskli kripto paralar olarak geçecektir, karşımıza gelecektir. O yüzden dikkat etmek lazım. Burada ben her zaman kesinlikle ama kesinlikle Luna'nın alımını mantıklı bulmuyorum. Bununla alakalı daha önce de yani bu durumdan bahsettim. Geçiş yapmalı mısınız? Evet, bence yapmalısınız. Bu şekilde şey yapacaksak, arasında bir kıyasa geleceksek. Çünkü Lunge, USDC, tabii bunlar riskli varlıklar. Mesela USDC ile Lunge arasında da kıyasa giderseniz eğer, bu sefer de yine buradan da Lunge çıkacaktır. Yani yine Lunge diğerlerine göre daha iyidir. Mesela USDC'de de hareketler oluyor. Genelde son harekette daha fazla olmasına rağmen Lunge'un yükselişi ve katlama oranı daha yüksek bir şekilde bizim karşımıza geliyor ve USDC'nin katalize edilmesi daha zor yani. USDC'yi hareket ettirmek, Lunge'u hareket ettirmekten oldukça daha zor diyebilirim. İşte bundan kaynaklı olarak da biraz daha Lunge'un ekstradan pozitiflik durumu söz konusudur. Bunu da bu şekilde özetleyebiliriz. Yani Lunge USDC'ye göre biraz daha iyi. Aynı zamanda acemi traderler Lunge coin üzerinde daha aktif olduğunu da görebiliyoruz. Yine bu da önemli hususlardan bir tanesidir. Yani piyasada radikal yükselişler olduğunda, güçlü yükselişler olduğunda bizim Lunge'un USDC'ye kıyasla daha fazla yükseldiğini görmemiz de normal bir durum olacaktır. Buradaki ana anlatı da bu şekilde. Bir şeye gelecek olursak yani Luna'ya gelecek olursak Luna zaten iyi bir varlık değil. Çünkü bakın burada biz riskli varlıklardan konuşuyoruz. Ekstradan riski yüksek olan varlıklar. Peki niye riskli varlık olarak geçer bunlar? Çünkü tam olarak katalizörleri belli değildir. Mesela Lunge bir meme coin gibi hareket eder. Yani kelimenin tam anlamıyla bir meme coin'dir aslında. Lunge fakat buna rağmen Lunge'da pek fazla yakım görmezsiniz. Pek fazla değil, hiç görmezsiniz. Bundan kaynaklı olarak da tabii ki fiyatları katalize edilirken zorluklarla karşılaşılabilir. Aynı şekilde yine en son ABD tarafında biliyorsunuz ki SEJ davası Terra üzerinde kaybedildi. Bu da olumsuz durumlardan bir tanesi olarak yine bizim karşımıza çıkmış oldu. Durum bu. Yani ABD borsalarında da bu saatten sonra listelenmeyecek olması yine işleri birazcık katalize olabilmesi bakımından yokuşa sürdü şeklinde durumu ifade edebiliriz. Durum budur. Ama Lunge yine de diğerlerine göre Luna'ya ve USDC'ye göre her anlamda daha iyidir yani. Böyle. Luna'nın bir katalizörü bile yok. Yani Luna'nın ne olduğu belli değil. Ne Lunge gibi bir meme coin'e benzetebilirsiniz Luna'yı. Ne de başka bir şeye benzetebilirsiniz. Yani ne de normal bir varlığa benzetebilirsiniz. Hiçbir şeye benzetemezsiniz. Ne olduğu belli değil. Nasıl hareket ettiği belli değil. Ne gibi hareket ettiği belli değil. Hiçbir şey belli değil. O yüzden nerede ne yapabileceği ile alakalı durumu kestirebilmek de çok zor olacaktır. Ben de bundan kaynaklı olarak Luna'yı önermemekteyim. Yani böyle. Şöyle bir bakalım neymiş ne değilmiş diye. Duvon diyor, Lunge ve USDC'yi terk edip
Yeni bir tera zinciri kurduktan sonra özel doğrulayıcılardan ve geliştiricilerden oluşan Tera Klasik topluluğu, Lunge'u yeniden canlandırmak ve USTC'yi tekrarlamak için sayısız çaba gösterdi. Bu yıl özel topluluk tarafından desteklenen Tera Klasik ekosistem tokenları, Lunge ve USDC Tera'dan önemli ölçüde daha iyi performans gösterdi şeklinde ifade ediyor. Tera Klasik topluluğu Tera'yı yeniyor. Lunge fiyatları Binance ve diğer kripto borsalarının yeni çıktığı listelemesinin ardından son 2 ayda %300'ün üzerinde artış gösterdi. Evet, 4 katın üzerindeki artıştan bahsediyor. Lunge devasa işlem hacimlerinin desteğiyle 27,5'a ulaştı. Fiyat şu anda 15 noktasında yer alıyor. Şu anda daha düşük. Öte yandan diyor USDC, Binance tarafından açıklanan yeni sözleşmelerle ve yeni çiftlere yanıt olarak 2 ayda 6 kat gibi bir değerlenmeden bahsediyor. Evet, bu kısımda doğru olmakla birlikte tabii bunların zaman içerisinde fiyatları yeniden durgunlaştı ve yeniden dinginleşti. Şu anda ortalama iyi bir alım fiyatlarında bulunduklarını da ifade edebilirim. Lunge ve USDC önceki kazanımlarını geri çekerken fiyatlar hala yüksek seviyelerde işlem görüyor. Lunge hala %150 yükselişte. Ama bu şişkin bir fiyat değil. Lunge'un şu anda ortalama o zamankine göre tabii çok daha pozitif kaldığını anlayabiliyoruz. Bakın şöyle bir bakalım. Mesela sol gibi avak gibi şiş bir halde değil. EMA 50'ye kadar zaten düşmüş bir vaziyette. Ve BTC'de de işte sert vesaire geri çekilmeler beklenmiyor. Bundan kaynaklı olarak alım için iyi noktalarda. USDC de diyor hala 3 kat yükseklerde. Sıkışıklık yakında sona erebilir ve fiyatlar toparlanıp bazı kayıplarını telafi edebilir. Bu arada Tera bu yıl da çekmeye devam etti. Luna fiyatı, Lunge ve USDC rallisi sırasında neredeyse %150 arttı. Ancak kripto pazarındaki büyük toparlanmaya rağmen şimdi sadece %70'e düştü diyor. Evet, burada da tabii çeşitli şeylerden bahsediyor. IBC'den en son Cosmos'un biliyorsunuz ki bir desteği oldu. Cosmos'un IBC kanalları üzerindeki gelecek yaklaşan çalışmaları ve benzeri şeklinde ifade ediliyor. Evet, 2024 Tera coinleri için de iyi geçecektir. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Abone olup videoyu da beğenebilirsiniz. Bol kazançlar diliyorum herkese. Hoşça kalın.